Ailelerde bölünmeler. Ebu Talib'in büyük oğulları Talip ve Akil, küçük kardeşleri Cafer ve Ali'nin aksine Müslüman olmadılar ve aynen babaları gibi yeni dine girmekte tereddüt ettiler. Fakat hoşgörülü kaldılar. Yeni dine karşı tutumu çok farklı olanlardan biri de Ebu Leheb idi. Kureyşlilerin bir önceki toplantısından beri yeni dine düşman olduğunu daha açık söylemeye başlamıştı. Ebu Leheb'in karısı ve Şemsli lider Ebu Sufyan'ın kardeşi olan Ümmü Cemil de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı özel bir düşmanlık besliyordu. Aralarında iki oğullarını, peygamberin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü boşamaya zorlamaya karar verdiler. O zaman oğullarının Hz. Peygamber'in kızlarıyla evli mi yoksa henüz nişanlı mı olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fakat Ümmü Cemil'in bu boşamalardan duyduğu sevinç zengin Ümeyye kuzeni Osman İbni Affan'ın Rukiye'yi istediğini ve onunla evlendiğini duyduğunda kayboldu. Bu evlilik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radiyallahu anha için bir öncekinden daha sevindiriciydi. Kızları mutluydu ve yeni damatları hem kızlarına hem de onlara karşı saygı ve sevgi besliyordu. Şükretmeleri gereken başka bir konu daha vardı. Rukiye kızlar arasında en güzeli ve tüm Mekke'de kendi akranlarının en güzeliydi. Osman radıyallahu anh da çok yakışıklı bir adamdı. İkisini bir arada görmek bir sevinç kaynağı oluyordu. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ikisi de Mekke dışındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan haber almak için bir adam gönderdi. Fakat adam beklenilenden çok geç geri döndü. Geciktiği için özür dilemeye başladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kesti ve ''Bırak, seni neyin geç bıraktığını ben söyleyeyim.'' Orada Osman ve Rukiye'nin güzelliklerini seyretmeye daldın ve o yüzden de geç kaldın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Erva İslam'a girmek için kararını vermişti. Bu ani kararının en önemli sebebi ise 15 yaşındaki oğlu Tulayb'ın kısa bir süre önce Erkam'ın evinde inancını açıklamasıydı. İslam'a girdiğini annesine haber verdiğinde annesi biz erkeklerin yapabildiğini yapabilsek kardeşimizin oğlunu koruyacağız dedi. Fakat Tulayp bu tür belirsiz bir ifadeyle yetinmedi ve seni İslam'a girip ona tabi olmaktan alıkoyan nedir? Kardeşin Hamza da Müslüman oldu dedi. Annesi her zamanki gibi diğer kız kardeşlerinin kararını beklediğini özrünü dile getirdiğinde ise Tulayp onun sözünü kesti. Allah adına sana yalvarıyorum. Git ve onu selamla, ona inandığını söyle ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getir. Erva oğlunun dediklerini yaptı, Müslüman olduktan sonra cesareti arttı ve kardeşi Ebu Leheb'i yeğenine yaptıklarından dolayı azarladı. Hz. Hatice'nin akrabalarına gelince, İslam'ın Mekke'de tanınmaya başlamasından kısa bir süre sonra üvey kardeşi Nevfel İslam'ın en kötü ve en azgın düşmanı oldu.'' Fakat onun bu düşmanlığı oğlu Esved'in yeni dine girmesini önleyemedi. Esved'in Müslüman oluşu Hz. Hatice'ye bir bakıma Nevfel'in düşmanlığını unutturuyordu. Fakat ne yazık ki en sevdiği yeğeni ve birkaç yıldan beri de damadı olan Şemsli Ebu'l-As karısı Zeynep İslam'a girdiği halde Müslümanlığı kabul etmiyordu.'' Karısı Müslüman olduğu için kabilenin ileri gelenleri ders olsun diye onu boşaması için Ebul As'ı zorluyorlardı. O kadar ileri gittiler ki Zeynep'i boşamasına karşılık Mekke'den en güzel, en zengin ve en soylu kadınla evlenebilmesi için tüm imkanlarını bu yolda harcayacaklarına söz verdiler. Fakat Zeynep'le Ebul As birbirlerini seviyorlardı.'' Zeynep radıyallahu anha her zaman kocasının da Müslüman olması için dua ediyor ve öyle olmasını ümit ediyordu. Kocası da Zeynep'i sevdiği için kendisini boşamaya zorlayanlara istediği kadının evde olduğunu ve başka bir kadın da istemediğini söylüyordu. Hz. Hatice'nin yeğenlerinden bir diğeri olan Hakim de kendisine 20 yıl kadar önce Zeyd'i hediye eden kardeşi Hişam'ın oğlu Ebu'l-As gibi halasına ve halasının ev halkına karşı sevgi ve saygı beslemeye devam ediyor fakat Kureyş tanrılarına da karşı çıkmıyordu. Hakim'in kardeşi Halid ise Müslüman olmuştu. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. Bu ayetle ifade edilen gerçek Kur'an'ın her yerinde tekrarlanır. Fakat bu tür ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünden sorumluluk yükünü kaldırsa da onun mahzumlu kuzeni Abdullah'ın küfrüne üzülmesini engelleyemiyordu. Onu çok üzen bir başka durum daha vardı. Büyük amcası Haris'in oğlu bir zamanlar çok samimi arkadaşı olan Ebu Sufyan da Müslüman olmayı kabul etmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mesaja karşı duyarlı olacağını ümit ediyordu. Fakat aksine İslam aralarına bir engel oldu. Büyük bir ihtimalle amcası Ebu Leheb'in etkisiyle Ebu Sufyan'ın vahye ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı soğukluk ve anlayışsızlığı gün geçtikçe arttı. Yukarıdaki ayetin gerçek olduğu başka durumlarla da gözleniyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, Müslüman olduğunda karısı Ümmü Ruman ve başka bir karısından olan oğlu Abdullah'la kızı Esma ona uymuşlar ve İslam'a girmişlerdi. Ümmü Ruman kısa bir süre önce Ayşe adını verdikleri ve Hz. Zeyd'in oğlu Üsame gibi İslam'ın ilk çocuklarından olan bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ebu Bekir radıyallahu an birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile olduğu halde en büyük oğlu Kabe'yi İslam'a sokamamıştı. O, annesi Ümmü Ruman ve babasının tüm çabalarına rağmen yeni dine girmemekte ısrar ediyordu. Müminler hayal kırıklığı içindeydiler. Kafirlerse Mekke'de yaşam tarzlarını tehdit eden ve gelecekle ilgili özellikle çocuklarının evlilikleriyle ilgili projelerini suya düşüren bir olayla karşı karşıya bulunduklarının farkına varmışlardı. Mahzumilerden Abdullah'ın mecliste kuzeni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sert bir şekilde karşı çıktığında beni mahzum çok sevinmişti. Abdullah'ın kardeşi Züher de yeni dine ondan daha az düşmanlık beslemesine rağmen Müslüman olmayı reddetmişti. Abdullah gibi Züher de Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğluydu. Fakat şimdi hayatta olmayan babaları Atike adında başka bir kadınla evlenmiş ve ondan bir kız çocuğu olmuştu. Adı Hind olan bu kız 19 yaşındaydı ve çok güzeldi. Kısa bir süre önce de iki üvey ağabeyinin kuzeni olan Mahzum'un diğer kolundan Ebu Seleme ile evlenmişti. Bu evlilik kabilenin iki kolunu birbirine bağladığı için tüm kabileyi memnun etmişti. Fakat Ebu Seleme'nin Müslüman olduğunu duyduklarında bu memnunluk üzüntü ve kızgınlığa dönüştü. Bu kızgınlık Hind'in veya her zamanki lakabı olan Ümmü Seleme'nin kocasını bırakmak yerine onunla birlikte en samimi Müslümanlardan biri olduğunu duyunca iki katına çıktı. Ebu Seleme'nin babası öldüğünde annesi Berre, Kureyş'in amir kolundan bir adamla evlendi ve ondan Ebu Sabra adında bir oğlu oldu. Amirin şefi olan Süheyl, kısa bir süre önce kızı Ümmü Gülsüm'ü Ebu Sabra ile evlendirmişti. Berre kardeşi Ervan'ın aksine henüz İslam'a girmemişti. Fakat Ebu Sabra hem üvey kardeşi Ebu Seleme hem de üvey annesi babasının ikinci karısı Meymune sayesinde yeni dine ilgi duymaya başlamıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten şu kız kardeşler gerçek müminlerdir derken Meymune ve Abbas, Hamza ve Cafer'in hanımları olan üç kız kardeşini kastediyordu. Meymune'nin Ebu Sabra'nın babasıyla evlenmesi Amir kabilesine güçlü bir iman örneği gösterdi. Süheyl diğer kızı Sehle'yi Şemsi lider Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe ile evlendirmişti. Amir kabilesi güç yönünden ilerlemede biraz geç kalmıştı. Bu nedenle bu evlilik onlar için ve diğer kabile için avantajlıydı. Evlendikten kısa bir süre sonra bu çift İslam'a girdi.'' Onları Ebu Sabra ve Ümmü Gülsüm ikilisi izledi. Yani Süheyl iki kızını ve dikkatle seçilmiş iki damadı yeni dine kaybetmişti. Aynı şekilde üç kardeşi Hatip, Salit ve Sekran'ı ve Sekran'ın karısı kuzenleri Sevde'yi de kaybetmişti. Fakat Süheyl'e göre en kötü olanı en büyük oğlu Abdullah'ın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en hızlı takipçilerinden biri olmasıydı. Abdullah babasının da bir gün hidayete erip kendilerine katılacağını ümit ediyordu. Hazreti Peygamber de aynı ümidi taşıyordu. Çünkü Süheyl diğer liderler içinde en merhametli ve en akıllısıydı. Uzun süreden beri de sık sık manevi dinlenme ve tefekkür için inzivaya çekilirdi. Fakat buna rağmen o yeni dine düşman oldu. Çok şiddetli olmasa da düşmanlığını korudu. Çocuklarının kendisine itaat etmemesi de bu düşmanlığı besleyen bir unsur oldu. Abdül Şems için de Ebu Huzeyfe anne baba otoritesine karşı çıkan tek lider oğlu değildi. Rüyasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini ateşten kurtardığını gören Halit ilk zamanlar İslam'a girdiğini ailesinden gizlemişti. Fakat babası bunu duyduğunda eski dine döndüğünü itiraf etmesini istedi. Bunun üzerine Halit, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden vazgeçmektense ölürüm daha iyi dedi. Babası bu sözleri duyunca onu acımasızca dövdü ve yiyecek ve içecek vermek sizin bir odaya kapattı. Fakat üç gün sonra Halit kaçmayı başardı. Babası daha fazla ileri gitmedi fakat onu evlatlıktan reddetti. Utbe oğlu Ebu Huzeyfe'ye karşı Halid'in babasından daha sabırlı ve dikkatli davranıyordu. Babasına bağlı olan Ebu Huzeyfe de babasının bir gün putperestliğin yanlış olduğunu göreceğini ümit ediyordu. Abdüşşems'in Ümeyye boyuna gelince Osman'ın radıyallahu anh Müslüman oluşundan ve Rukiye ile evlenişinden daha büyük kayıplar vardı. Müttefikleri Beni Esed, İbni Huzeyme'nin büyük bir çoğunluğu yeni dine girmişti. İçlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri ve lider olan Cahş ailesinin de bulunduğu 14 kişi Müslüman olmuştu. Bu değerli müttefiklerin yanı sıra Ümeyyelerin şefi Ebu Süfyan Abdullah'ın küçük kardeşi Abdullah İbni Cahş'la evlendirdiği kızı Ümmü Habibe'yi de yeni dine kaptırmıştı. Adi kabilesinin ileri gelen ailelerinden birinde ise hak bağının diğer bağları nasıl kırdığı son nesilde gözleniyordu. Nufeyl'in iki ayrı karısından Hattab'ın annesi Üvey oğlu Amr ile evlenmiş ve ondan Zeyd adında bir oğlu olmuştu. Bu nedenle Zeyd ve Hattab anne tarafından kardeş oluyorlardı. Zeyd, Varaka gibi Kureyş'in putperest geleneklerinin yanlış olduğunu görebilen ender insanlardan biriydi. Sadece putlara tapmamakla kalmaz, onlar için kesilen kurbanların etinden de yemezdi. O İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ına inandığını söyler ve Kureyşlileri topluluk içinde azarlamaktan çekinmezdi. Diğer taraftan Hattab Kureyş geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı ve Zeyd'in kendi taptıkları tanrı ve tanrıçalara hakaret etmesine çok kızıyordu. Bu yüzden Zeyd'i Mekke dışındaki tepelerde yaşamaya zorladı daha da ileri giderek Zeyd'in Kabe'ye yaklaşmasını önleyecek genç bir ordu kurdu. Bunun üzerine toplumdan sürülen Zeyd, Hicaz'ı terk ederek Irak'ın kuzeyindeki Musul'a gitti. Oradan da güneybatıdaki Suriye'ye gitti. Gittiği yerlerde rastladığı rahip ve Yahudi bilginlerine İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle ilgili sorular soruyordu. Sonunda ona terk ettiği ülkede ortaya çıkmak üzere olan ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tekrardan vaz edecek olan bir peygamberin geleceğinden bahseden bir rahibe rastladı. Bunun üzerine Zeyd geri dönmeye karar verdi. Fakat Suriye'nin güney sınırındaki Lahın bölgesinden geçerken saldırıya uğradı ve öldürüldü. Varaka onun ölümünü duyunca çok üzüldü ve bir ağıt yazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu övdü ve onun kıyamet gününde büyük bir halkın değerini kendinde taşıyarak diriltileceğini söyledi. Zeyd'in ölümünden sonra yıllar geçmişti. Hattab da ölmüştü ve oğlu Ömer, kardeşi Fatıma ile evlenen Zeyd'in oğlu Said ile iyi anlaşıyordu. Fakat İslam'ın gelişiyle aralarındaki bu dostluk kesildi. Çünkü Said İslam'a ilk girenlerden biriydi ve karısı Fatıma da ona uyarak Müslüman olmuştu. Fakat annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olan Ömer yeni dine karşı çıkanlardan biriydi. Said ve Fatıma Ömer'in çok hiddetli olduğunu bildikleri için İslam'a girdiklerini ona söylememeyi tercih ettiler. Ömer'in İslam'a kaybettiği birileri daha vardı. Karısı Zeynep, Cuma kabilesinden Mazun'un oğlu Osman'ın kardeşiydi. Osman eskiden beri züht haliyle yaşar ve vahiy gelmeden önce bile tek Tanrı'ya inanırdı. O ve iki erkek kardeşi yeni dine ilk girenler arasındaydı. Onların ve Zeynep'in İslam'a giren üç yeğenleri vardı. Bu dönemde Zeynep'in Müslüman olup olmadığı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Çünkü onun bu konudaki eğilimlerini gizli tutacak yeterli nedeni vardı.'' Abi Osman gerçi Ömer kadar hiddetli değildi ama uzlaşmaz bir yapıya sahipti. Zeynep ve erkek kardeşleri kabilelerinin şefi ve İslam'ın en azılı düşmanlarından olan Ümeyye bin Halef'in kuzenleri oluyorlardı. Bir gün kurumuş bir kemiği alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun?" diyen Zeynep'in kardeşi Übey idi. Daha sonra alaylı bir gülümsemeyle kemiği elleri arasında ezmiş ve tozlarını Hazreti Peygamber'in yüzüne doğru savurmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, iddia ediyorum ki Allah onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek, daha sonra da seni cehenneme atacak." demişti. Aşağıdaki ayetler Übey'e hitaben inmiştir kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Essa Kıyamet Kafirlerin sık sık öne sürdüğü şeylerden biri de, eğer Allah gerçekten vahiy gönderdiyse, bir melek göndermeliydi fikri idi. Buna karşı Kur'an'ın cevabı şuydu. Eğer yeryüzünde insan değil de tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik. Cebrail aleyhisselamın zaman zaman yeryüzüne inmesi onu Kur'an'i anlamda elçi yapmıyordu.'' elçi olabilmek için mesaj getirilen insanlar arasında yeryüzünde yerleşmek gerekliydi. Kur'an şöyle diyordu: Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi bir görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Melekleri görecekleri gün Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur ve o gün melekler onlara derler ki size sevinçli haber yasaktır yasak Bu yasaklama onların dünya ile ahiret arasına bir perde çekilmesi için yalvarmalarına ama kibir içinde yalvarmalarına karşılıktır Sema ile direkt bağlantıya geçildiğinde ve dünya yerle bir olup zaman ve mekan anlamsızlaştığında ebedi son gelmiş olacaktır. İnsanların her yana dağılmış, pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün ve çocukların saçlarını ağırtan bir gün. Bu son Kur'an'ın tümünde sürekli tekrarlanır bu es saattır ve çok yakındır. O göklerde de yerde de ağırlaştı. Kıyamet vakti henüz gelmemiştir. Onun yakın olduğu söylendiğinde ise gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Ayeti hatırlanmalıdır. Fakat yine de vahyin geldiği dönem boyunca sürekli kıyamet beklenmiştir. Bu eşyanın tabiatı gereğidir.'' Çünkü ne zaman vahiy insanlarla muhatap oluyor ve yeni bir din ortaya konuyorsa sema ve dünya arasındaki perde biraz aralanmalıdır. Bu perdenin kaldırılması dünyanın şartlarını değiştirecek ölçüde büyük değildir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görev süresini İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam zamanlarında olduğu gibi istisna kılmaya yetecek kadardır. Kur'an, Cebrail aleyhisselamın Hira dağındaki mağaradayken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk geldiği gece olan Kadir gecesi hakkında şöyle der. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Kadir gecesinin bu eşsizliği bir bakıma Cebrail'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirdiği surenin tümü içinde geçerlidir. Kıyameti beklemek muhakemeyi beklemektir. Kur'an'da kendini El Furkan. Bu bir surenin adıdır. Doğruyu yanlıştan ayıran kriter, hakim olarak niteler. Bu nitelik tüm vahyi kitaplar içinde de geçerlidir. Çünkü vahiy ezeli ve ebedi olanın fani olanda görünmesidir ve bu uhrevi varoluş nihai muhakemeye öncülük eder. Bu da birçok defalar Hz. Peygamber'in kaybı bilmesinden bağımsız bir şekilde cennetle cehennemin çok açık olarak görünmesi demektir. İyilik ve kötülüğün gizlilikleri artık ortaya çıkmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı da buna paralel bir görev yüklenir. Çünkü onun doğru yola çağırması kendisine karşı koyanları da hemen kabul edenleri de kapsar. Vahyin, İyi olanları kendilerini mümtaz kılmakla yükümlü tuttuğu hemen anlaşılıyordu. Fakat o zamana kadar kötü olmadığına inandıkları birçok kişinin aniden kötü ve düşman diye nitelenmesi müminleri hem şaşırtıyor hem de duygusal baskı altına alıyordu. Kur'an inananlara bunu kabul etmeleri gerektiğini söylüyordu. Çünkü ona karşı çıkanlarla dost olunamazdı. Bu konuda birçok ayetler gelmiştir. Andolsun biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu onların daha da uzaklaşmalarından başkasını getirmiyor. Biz onları korkutmaktayız. Fakat bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şey artırmıyor. Hiç kimse daha önce Ebu Leheb'in asıl tabiatını bilmiyordu. Buna bir diğer örnekte Abdurrahman İbni Avf'ın Cuma'nın lideri ve İslam'a düşman olan Ümeyye İbni Halef ile eskiden arkadaş olmasıydı. Buna paralel olarak Kur'an, Nuh'un getirdiği mesajın kendisiyle kavminin arasını ayırdığından ve onların daha da sapmasına yol açtığı için nasıl Allah'a şikayet ettiğinden bahseder. 3. Soru Kureyşliler toplandıkları her seferde Kendilerine göre en büyük problemleri olan konu hakkında mutlaka konuşurlardı ve bu kez Yesrib'deki Yahudi alimlerine danışmak üzere adam göndermeye karar verdiler. Gönderecekleri iki elçiye onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedin, onu tarif edin ve söylediklerini iletin. Çünkü onlar İlk kutsal kitaba inanıyorlar ve mutlaka peygamberler hakkında bilgileri vardır. Oysa bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dediler. Yahudi alimleri onlara şu cevabı gönderdi. Ona bizim söyleyeceğimiz şu üç soruyu sorun. Eğer bu sorulara cevap verebilirse o Allah'ın peygamberidir. Fakat eğer cevap veremezse yalancı ve sahtekardır. Ona eski günlerde ülkesini terk eden genç adamları Onlara ne olduğunu ve ilginç hikayelerini sorun. Yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcusundan haber vermesini isteyin. Bir de ruhu onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söyleyebilirse ona uyun çünkü o bir peygamberdir. Elçiler Mekke'ye bu haberle döndüğünde Kureyş liderleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah Allah dilerse demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. O günden itibaren 15 gün boyunca hiçbir vahiy olmadı.'' Cebrail de hiç yanına uğramadı. Mekkeliler onunla alay ettiler. O ise bu sözler için ve beklediği yardımı alamadığı için çok üzülüyordu. En sonunda Cebrail aleyhisselam onu teselli eden bu üç soruya da cevap veren vahyi getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Vahyin bu gecikişi her ne kadar peygamber ve müminleri üzmüşse de bu gecikmeden sonuç çıkarmayı reddettilerse de kafalarında şüphe olan birçok Kureyşli için bu vahyin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uydurulmadığına bilakis Allah'tan geldiğine delil idi. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki vahiyleri uydurdu ise bu kadar alay edilme ve üzüntüye rağmen bu kez vahiy geciktirmesi anlamsız değil miydi? İnananlar da her zaman olduğu gibi vahyin kendinden güç alıyorlardı. Kureyşliler eski günlerde ülkelerini terk eden gençlerin hikayesini sorduklarında bu hikayeyi o zamana kadar Mekke'de hiç kimse duymamıştı. Bu hikayenin o anki durumlarıyla ilgili olduğunu İnananların yüceliğini ve inanmayanların kötülüğünü anlattığını bilmiyorlardı. Efesli uyuyanların hikayesi şöyle anlatılır. Milattan sonra 3. yüzyılın ortalarında halkı putperestliğe sapmış olan bir grup genç Allah'a imanı muhafaza ediyorlardı. Halk da onları bu yüzden cezalandırıyordu. Bu eziyetlerden kaçmak için bir mağaraya sığındılar ve orada 300 yıl kadar uyudular. Yahudilerin o zamana dek bildiklerinden başka Kur'an-ı Kerim'deki kıssa hiçbir insanın görmediği ayrıntılardan da bahseder. Örneğin uyuyanların uyandıktan sonra yüzyıllar boyu uyuduklarını nasıl fark ettiklerini ve köpeklerin nasıl ön ayaklarını kapının eşiğine doğru uzatarak yattığını anlatır. İkinci soruya gelince, bu büyük yolcu Zülkarneyn'dir Vahiy onun doğuya ve batıya yaptığı yolculuğu anlatır ve sorulandan fazlasına cevap vererek bir üçüncü yolculuktan bahseder. Zülkarneyn iki dağın arasında yaşayan bir topluluğu rastlar ve o toplulukta Zülkarneyn'e kendilerini Yecüc ve Mecüc'den ve cinlerden koruyacak bir duvar yapması için yalvarırlar. Allah da ona cinleri ve kötü ruhları bir yere toplama gücü verir.'' O belirli günde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göre bu kötü ruhlar yeryüzünde büyük karışıklıklara sebep olacaklardır. Onların ortaya çıkışı kıyamet saatinden önce olacaktır ve vaktin yakınlaştığını gösteren işaretlerden biri olacaktır. Üçüncü soruya cevap olarak vahiy, insanın akli kapasitesinin ruhu kavramaya yetmeyeceğini söyler. Sana ruhtan sorarlar. De ki, Ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Yahudiler peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sorulara verdiği cevapları ilgiyle karşıladılar ve son cümledeki ilimden az verilmiştir ibaresinin Yahudileri mi yoksa Arapları mı kastettiğini sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini de cevabını verince kendilerinin her konuda bilgiye sahip olduklarını söyleyerek karşı çıktılar. Çünkü onlar Kur'an'ın da tasdik ettiği gibi her şeyi ayrı ayrı açıklayan bir kitap olan Tevrat'ı okuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi: "Sizin bildikleriniz Allah'ın ilmi yanında çok azdır. Fakat yine de eğer uygularsanız bildikleriniz size yeter." Bu olaydan sonra Allah'ın ilmiyle ilgili ayet nazil oldu. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Kureyş liderleri Yahudi alimlerinin daha önceki tavsiyelerine uymadılar. Yahudi alimleri de beklentilerinin aksine peygamberin tüm sorularına cevap vermesine rağmen onu kabul etmediler. Fakat bu cevaplar başkalarının İslam'ı kabul etmesine neden oldu. Hz. Peygamber'in taraftarları arttıkça düşmanları, yaşam tarzlarının ve toplumlarının tehlikede olduğunu daha iyi anlıyor ve zayıf müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırıyorlardı. Her kabile kendi Müslümanları ile uğraşıyordu. Onları hapsediyor, döverek işkence ediyor, aç ve susuz bırakıyorlardı. Dinlerinden dönmeleri için onları sıcağın en fazla olduğu anda Mekke sokaklarında güneş altında kalmaya zorluyorlardı. Cuma'nın şefi Ümeyye'nin Müslüman olan Bilal radıyallahu anh adında bir kölesi vardı. Ümeyye onu öğle sıcağında açık bir alana çıkarır, yere yatırır, üzerine büyük bir taş koyar ve dininden dönene dek veya orada ölene dek bırakmak üzere yemin ederdi. Ümeyye onu Lat, ve Uzza'ya inanmaya davet ettiğinde Bilal bir, bir derdi. O sırada çok yaşlı olan Varaka da oradan geçiyordu. Bilal'in işkence çektiğini ve bir, bir dediğini duyunca elbette o birdir Bilal dedi. Daha sonra Ümeyye'ye dönerek Allah'a yemin ederim ki eğer onu böyle öldürecek olursan onun mezarını türbe yaparım dedi. Her Kureyşli'nin kendi kabilesi içinde yaşaması zorunlu değildi. Ebu Bekir radıyallahu anh da Beni Cumahlılar arasında yaşıyordu. Bu Beni Cumahlıların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha sık görebilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün öğleden sonra Ebu Bekir'i ziyaret ederdi. Hz. Peygamber'in mesajının bir kısmının Ebu Bekir'in yüzünde yazılı olduğu söylenirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzü sanki bir kitap gibiydi. Mekke sokaklarında görülmesi eskiden beri tüm kabile tarafından sevinçle karşılanır ve ona çok değer verilirdi. Şimdi ise Kureyş liderleri onu görünce tedirgin oluyordu. Bilal radıyallahu an onun aracılığıyla İslam'a girmişti. Ona işkence yapıldığını görünce Ümeyye'ye bu zavallı adama böyle davrandığın için Allah'tan korkmuyor musun dedi onu bu hale sokan sensin diye cevap verdi Ümeyye. O halde onu bu durumdan sen kurtar. Ebu Bekir radıyallahu an ''Tabii kurtaracağım dedi. Bundan daha güçlü ve iri genç bir siyah kölem var. Hem de senin dininden. Onu Bilal'e karşılık sana vereyim. Ümeyye buna razı oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh de Bilal radıyallahu anh'ı aldı ve azat etti. O zamana kadar altı kişiyi daha azat etmişti. Bunlardan ilki ilk Müslümanlardan çok kuvvetli bir imana sahip olan Amir İbni Fuheyre ydi. Amir bir koyun çobanıydı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ebu Bekir'in sürülerinin bakımını üzerine aldı. Hz. Ebu Bekir'in azat ettiği kölelerden biri de Ömer'in cariyesiydi. Cariye İslam'a girmişti fakat Ömer onu dininden dönmesi için dövüyordu. O sırada oradan geçmekte olan Ebu Bekir radıyallahu anh Cariyeyi aldıktan sonra serbest bıraktı. İşkence yapanların en acımasızı Ebu Cehil'di. Eğer yeni dine giren bir kimsenin kendisini koruyacak güçlü bir ailesi varsa, Ebu Cehil ona işkence edemiyor, fakat ona hakaret ediyor, adını kötüye çıkarıyor ve onunla alay ediyordu. Eğer Müslüman olan bir tüccarsa, onun kervanını durdurmak ve mallarını boykot etmekle tehdit ediyordu. Fakat mümin olan kimse eğer kendi kabilesinden zayıf ve korumasız bir kimse ise ona çok işkence ediyordu. Diğer kabilelerdeki müttefiklerini de kendi zayıflarına böyle davranmaları için ikna ediyordu. Kabilesindeki zayıflardan Yasir radıyallahu an, Sümeyye radıyallahu anha ve oğulları Ammara işkence edilmesine Ebu Cehil sebep olmuştu. Hepsi de İslam'dan dönmeyi reddettiler. Bunun üzerine Sümeyye kendisine yapılan işkenceler sonucunda öldü. Fakat Mahzumlu ve başka kabilelerden olan diğer kurbanlar kendilerine yapılan işkenceye dayanamadılar ve işkencecilerin her söylediğini kabul edecek bir dereceye geldiler. Onlara Lat ve Uzza da Allah gibi sizin tanrılarınız değil mi diye sorulduğunda evet diyorlardı. Yanlarından bir böcek geçse ve bu böcek de Allah gibi senin tanrın değil mi diye sorulsa işkenceden kaçmak için evet diyecek bir hale gelmişlerdi. Bu kelimeler kalpten gelmiyor, dilin ucuyla söyleniyordu. Fakat dilleriyle bunu söyleyenler artık açıkça İslam'ı yaşayamıyor, birçoğu gizli olarak bile yaşayamıyordu. Bununla birlikte halkın işkencelerine katlanmayıp bir mağaraya sığınan gençler hakkında indirilen ayetler onlara örnek oluyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin işkencelerden kurtulabildiği halde diğer müminlerin sürekli işkence çektiklerini görünce onlara şöyle dedi. Eğer Habeşistan'a giderseniz orada hiç kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmayan bir kral bulacaksınız. Orada dine sımsıkı bağlı bir yaşam vardır. Allah size bu çektiklerinizden bir kurtuluş yolu gösterene dek orada kalın. Bunun üzerine müminlerden bir grup Habeşistan'a gitmek üzere yola koyuldu. Bu İslam'da ilk göç, hicret idi.